Sonra teslim etmeni evet, evet. E, istiyorum Ona da ben de, tabii da çok geçmiş olsun diyelim Ender kardeşimize Ama de. Omar için de söyleyecekleriniz var. Şimdi diyorum ya şampiyonluklar bile gelip gider insan sağlığı çok önemli. Omar çok iyi bir aile babası. Çok iyi bir insan. Engelli bir çocuğu var hepimizin milli gibi. Ona babalık yapan. istem dışı, anlık onları mutlu etsin diye böyle bir olay başına geliyor. Ee, i̇nanın çok üzüldü. Yani bir insan olarak yani e, bunun başına gelmesi böyle yeni yıla girerken çok üzücü. Galatasaray Kulübü de her kulübün ve ülkemizdeki her insanın olduğu gibi olsa hassasiyeti gösterdi. Başkanından, yönetiminden, hocasından, teknik heyetinden, futbolcusundan bütün personeli hastaneye taşındı. Onları da e, yani tabii ki yapması gereken bir olaydı ama teşekkür ederim bu hassasiyeti gösterdiği için. Yani büyük takımlarımız bütün kulüpler sonuçta ailedir. Ailenizden daha fazla vakit kulübün içinde geçirirsiniz. Bunun da çok güzel bir örneğini işte Galatasaray Kulübü göstermiş oldu. Tabi ee, tabii maça geldiğimizde Ender esas maçla ilgili tabii ki yani böyle maçlarda en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Maçlar kağıt üzerinde kazanılmıyor. Sağda kazanılıyor. Şimdi hafta içi kendi sahasında 6-0 yeniliyor Atay Spor. Hepimizin bildiği gibi Antalya Antalya, evet, Antalya Spor'da Galatasaray'a geliyor. Galatasaray maçtan önce ve yıl yeni yıla girerken lider konumunda bu ister istemez bir takımı tedirgin, ürkek korkak yapar. Yani bu tedirginlik, ürkeklik psikolojik olarak ister istemez antrenman altında işiniz çok zordur. Yani hafta içi düşünebiliyor musunuz? 6-0 kendi evinizde <laughs> yeniliyorsunuz ve lider takıma gidiyorsunuz. Tabii ki gündüz Alanya Spor galip geldi ama ben diyorum yani e, maçlar başlamadan ee, ve de Antalya Spor Sağ içinde topu Galatasaray'a bıraktı değil mi? Evet Nasıl çocuğum. bir oyun tercih etti? Şimdi Hucumdaki çizgilerde oynadığı Sağ çizgide Gökteniz solda da Hamilton Ne yaptı dörtlü savunmaya? Geriye yaslandı ikisi de Geriye yaslanırken ne yaptı? Altılı bir set oluşturdu Altılı Önünde 3 orta saha. Freddy, Hakan, Nuri İleride de Orgil 6-3-1 gibi oynadı Topu Galatasaray'a bıraktı Şimdi bunu Almanya'da Borussia Mönchengladbach oynuyor son haftalarda. 6-3-1 gibi. Şimdi bu set ucumuna etti Galatasaray'ı. Galatasaray'ın bununla ilgili şimdi hem sağ içinde Galatasaraylı oyuncuların bedenleri orada ama maalesef ruhları yani sağ içindeki düşünceleri az önce de söyledim maçı maçtan önce zaten kazanırız. En kötü bir tane sıkıştırırız atarız moduyla başlarsınız. Her zaman bir futbol takımı için sıkıntılıdır. Sağ içinde maç yakalayamaz futbol takımı. Futbolcu da yakalayamaz. Çünkü Galatasaray takımı ilk yarı yapılmayacak her şeyi yaptı. Ağır oynadı. Çabuk oynamadı. Galatasaray takımı aynı zamanda hücum bölgesindeki oyuncular ne savunmanın önünde veya savunmanın arkasına top aldı. Şimdi günümüzde biz diyoruz ya ikiye biri artık ikinci değil üçüncü oyuncunun alacağı pas. Onu hedeflemek gerekir. Galatasaray takımında böyle bir hücum seti gördünüz mü? Belan alsın oyuncu Oğulcan'la bir ikiye bir savunma arkası koşu yapan bir oyuncu yok. Şimdi Galatasaray takımı ne? sporda hareket hızı olan bir orta saha oyuncusu. Taylan yok hocam. Kimi oynatacak? Taylan diye? yok. Ama böyle bir takıma karşı orta sahada merkeze kimi oynatsanız o, o, olurdu. Yani kapanıyor orada çok çabuk pasın akışını Galatasaray'ın sağlaması gerekir. Ben 6. 7. dakika not aldım Cüneyt. Don kaç defa topa temas etti biliyor musun? Alanya derinlemesine bir savunma pardon hı hı. Alanya diyorum Antalya, Antalya. Spor derinlemesine bir savunma yapıyor. Topu Galatasaray'a bıraktı. Galatasaray takımı yani kendi cihaz sahasına yakın derinlemesine bir savunmada donk aldı topu alan zaman var 7 kere topa temas etti. Şimdi görüş hızı olmayan bir oyuncuyla başlamak iki stoper Ömer Bayram dar alan becerisi yok tekniği zayıf bir oyuncu. Şimdi 4 tane oyuncuyu çıkartıyorsun kalecinin önünde 6 oyuncun kalıyor Bofe'nin önünde 10 oyuncu var. Şimdi 10'a 6 bir oyun oluyor yani burada oyunun kurgulanması planlamasında sıkıntısı, sıkıntısını yaşadı Galatasaray. ...özellikle Antalya Spor'da buraya... mağlup olmamaya, beraberliğe... ...hatta bu oyuna da oyun... ...gol yese bile fazla açılmayacaktı... ...dengeli oyunu Doğru. E, tercih edecekti... ...ama Galatasaray takımıyla ilgili en son söyleyeceğim... ...Galatasaray takımı bir ara iyiydi evet... ...yine oyun gelgitleri yaşıyor... ...etkisizlik yaşıyor, bunu nerede görüyoruz... ...Kara Gümrük maçı bakıyorsun mağlup olunuyor... ...tekrar öbür hafta iyi oyun... ...tekrar bu hafta kötü oyun... ...yani şampiyonluk yarışında olan bir takım... ...daha bu oyun dengesini bu kadar yani... ...gelgitleri yaşamadan daha doğru sağ içinde bir oyun oynaması gerekir. Galatasaray Fatih Terim'i mi aradı? Onu da soracağım Levent Hüseyin evet. ama önce Arda Turan'ın açıklamaları. Cezalı duruma düştüğüm için çok üzgünüm aklımda. Üst sarı kartla bu oyunu oynamıyorum tabii ki ama Can Avli ile yapılan bir refleksi. Bizim takımdaki 24 kişide ilk 11 oyuncusu Konya'da bir eksiklik göstermeyecektir umarım arkadaşlarım diyor. Arda Turan'ın açıklamalarının devamı da şöyle. Elimize gelen kısıtlı şansları değerlendiremedik ama topun hep hakimiydik. Hocamızın istediği gibi bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Bazen kaybedilen puanlar size değerli olarak dönüyor. Böyle bakmak istiyoruz bugüne de diyor Arda Turan. Hayat bize zorluğun her fırsatta gösterse de anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu bize ders veriyor. Omar kardeşime geçmiş olsun diyorum. En kısa zamanda normal hayatına dönebilir umarım. Sonrasında da mesleğine dönebilir umarım. Omar'ın fotoğrafı yayınlandı olay sonrası. Bir görünce sağlık çalışanıysanız elini tutar, damar yolu açar, geçmiş olsun dilersiniz ama fotoğrafını çekmezsiniz. Ailesi var, sevdikleri var, bir sürü insan var demiş Galatasaray kaptanı Arda Turan Masson'u yaptığı açıklamada kardeşimizi öyle görmek, onun öyle gösterilmesi bizi derinden yaraladı. Sosyal medya insanları gururlandırıp cesaretlendirebiliyor bazen ama bu bizi yaraladı. O kişi arkadaşınız, tanıdığınız değil, kardeşiniz oluyor çünkü bir noktada diye ilave etmiş Arda Turan Masson'a açıklamasında ki son derece de haklı özellikle Omar konusunda. Serdar Sarıda hemen seninle görüşlerini alayım. Sonrasında Fatih Terim konusunu Levent Üzemen'e soracağım. Galatasaray 51'de 10 kişi kaldı ama maç sonuna kadar da galibiyeti e, isyan tarafta Yine e, kartlarda çok konuşulacak. Zaten Erman Hoca geldiğinde de konuşacağız. E, 10 kişi kaldı Galatasaray. Ama senin de demin söylediğin nokta çok önemliydi. Vakit geçiren taraf Antalyaspor'du. Sarı kart gördü korner çizgisinde. Çünkü 10 kişi de kalsa Galatasaray'ın çok önemli oyuncuları var. Özellikle 3. bölgede hücum anlamında. Bugün net bir şekilde Fegül'ün eksikliğini çok net e, hissetti Galatasaray. Hani Belhanda mı Fegül mü? Her zaman Fegül'ü. Çok farklı bir oyuncu. Bugün olsaydı belki de maçın kaderi çok daha farklı bir yere gidebilirdi. Bu bir. ikincisi şimdi tabii Antalya eleştiriliyor. Futbol çok böyle zevkli değildi ama dört gün önce alttan iyiymiş takım. Şimdi liderin karşısına çıkıyor. İyi bir takım karşısına çıkıyor. Aslında biraz da amacına ulaştı. Bir, Gökdeniz'in bir pozisyonu sağdan kontraya çıkıyordu. İki, Hamilton'un soldan. İkisinde de Marko çok kritik neler yaptı. Eğer o hamleler yapmasaydı, olmasaydı belki bugün Antalya Spor 3 puanı ulaştı diye alt başlık geçebilirdik buradan. Ee, Ersun Hoca'nın elindeki herhalde malzeme bu. Ama çok da hani otobüs değil sosyal medyada gördüm. Hoca otobüs çekmemiş. Otobüs terminali kurmuş oraya <laughs> dediler. Ki Ersun evet, Yanal da Ersun Hoca'nın futboluyla tadından bir teknik tek adam. Ersun Hoca'nın futbolu da tabii ama eldeki oyuncu yapısına göre böyle bir anlayış eldeki e, oyuncu yapısı bir de hafta içi hocam Arda açıklaması evet. çok e, önemli. E, varın şöyle bir problemi var diyor. E, kaptan Arda Turan futboldaki müdahaleleri durdurursanız hepsi kırmızı kart, hepsi penaltı. Marcao'nun kırmızı kart olabilir ama Emre Kılınç oyunu durdurmak için yapıyor. O hamleyle kimse sakatlanmaz diyor Arda Turan. Tam da Levent Üzeme'nin ya biz de oynadık bu de topu söyleyeyim. canım. Yani herkes oynadığı kadar konuşur bu işte. Yani hoca uzun oynamış. Biz de kendimize göre bu topu oynamışız yani. Sonuçta bir gerçek var. Neyin ne olduğunu bilmeyecek. Baktığımız anlamıyor muyuz yani? Ben hakemi tanımıyor muyum? Yeterliliğini yetersizini tanımıyor muyum? Bu kadar kolay mı FIFA kokartı vermek? He? Yani şimdi bize söylettiriyor da yani MHK başkanını da tanıyoruz kim olduğunu. Kusura bakmasın yani. Bizi onunla ne maçlar yönettiğini biliyoruz. Sayarsak o zaman sokağa çıkamaz yaptığı hatalardan dolayı.